eğne ve t o doğru parçaları, bu iğne, bu da t o, y eşittir eksi x eksi 2 doğrusu üzerinde yansıtılacaklarmış. Evet, y eşittir eksi x eksi 2 doğrusu da bu olmalı. Kesikli çizgiyle çizilmiş olan mor doğru. Bir bakalım. Evet, bu doğru o doğru. Eğer kesim noktası formunda verilmiş bu denkleme bakarsak, eğimin eksi 1 olduğunu anlayabiliriz ve şekildeki doğrunun da eğimi eksi 1. Neden mi? y'deki değişim, x'teki değişime eşit ve negatifi. Mesela x 1 bir birim değiştiğinde, y eksi 1 bir birim değişiyor. y 2 değiştiğinde, doğrunun üzerinde kalmak için y'nin eksi 2 değişmesi gerekiyor. Bir de y ekseni kesim noktasına bakalım. x 0 y eksi 2 oluyor. Şahane. Artık mor doğrunun soruda verilen doğru olduğuna eminiz. Evet, şimdi de interaktif grafiği kullanarak yansımaları çizeceğiz. Bu doğruların yerlerini değiştirebiliyoruz, kısaltabiliyoruz, uzatabiliyoruz. Evet, mesela göz kararı bu doğru parçasının, bu doğru parçasının yansımasının burada olacağını düşünebiliriz. Evet, böyle. Biraz da uzatırsak, evet, bunun gibi bir şey olacak. Içinde, TO için de, TO için de bunu alalım. Bu tarafa taşıyalım. Bu tarafa taşıyalım. Böyle olabilir. Evet, buna benzer bir şey olacak ama bize tam yazmaları lazım. Yaklaşık bir sonuç işimizi görmez. Şimdi tahmin yürütmektense bu yansımaları tamı tamına yapabilmek için karalama ekranına geçelim. Soruyu oraya zaten kopyalamıştım. İşte burada. Yansımayı oluşturmak için herhangi bir nokta alıp, mesela i noktası, bu noktadan bu doğruya dik inen bir doğru ya da dikme çizmemiz gerekiyor. Hemen hatırlayalım, bu y eşittir eksi x eksi 2 doğrusu. Eğimi de eksi 1'e eşit. Evet, i noktasından geçen ve bu doğruya dik olan bir doğruya ihtiyacımız var. Bu doğruyu mor doğruya indirdikten sonra, Mor doğrunun diğer tarafına geçeceğiz ve aynı uzaklığı, aynı uzaklığı, bu tarafta da gideceğiz. Bunu yaptığımızda ise i noktasının yansımasını bulacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu doğruya dik olan doğrunun, pembele çizdiğim bu doğrunun eğimi, bunun negatif tersidir. Eksi 1'in tersi eksi 1'dir, 1 bir bölü eksi 1 yine 1 eder, negatifi ise 1 olur. Öyleyse bu doğrunun eğimi 1 olacak. Şansa bakın ki çizdiğim bu pembe doğrunun eğimi de 1. x'teki değişim, y'deki değişime eşit. Bu noktadan bu noktaya gelmek için, y'yi de, x'i de 4 azalttık. O halde aynı doğru üzerinde kalıp, i'nin yansımasını bulmak için, x'i 4, eksi 2'den eksi 6'ya, y'yi de 4 azaltırsak, bu noktaya geliriz. İşte bu, x eksi 6, Y eksi 4 noktası. Bu nokta, bu noktanın yansıması. Şimdi aynı şeyi ne için yapalım? Dikmeyi çizelim. Mor doğrunun eğimi eksi 1 olduğu için dikmenin eğimi 1 olacak. Eksi 1'in negatif tersi 1'dir. Bu noktadan buraya gelmek için aşağıya doğru 1,5 sola doğru da 1,5 ilerlememiz gerekiyor. Aynı şeyi diğer tarafta da yaparsak, dikme üzerinde kalacağız. Sola 1,5, aşağıya da 1,5. Ve buraya geldik. x3, y eksi 8. Hala dikmenin üzerindeyiz ve bu uzaklıklar birbirine eşit. İğne doğru parçasının yansıması eksi 6 virgül eksi 4 ve 3 eksi 8 noktalarından geçecek. Evet, bu doğru parçasını çizelim eksi 6 ve eksi 4, 3 ve eksi 8. İşte bu. İlk tahminimiz çok da kötü değilmiş ama yine de bu kesin sonuç. Evet, şimdi aynı şeyi T ve O noktaları için yapalım. Karalım ekranına geri dönelim. T noktasından mor doğruya en kısa yoldan ulaşmak için bir dikme çizmemiz gerekir. Bir dikme inmemiz gerekir. Tekrar ediyorum, bu dikmenin eğimi 1. Neden? Eğimi eksi 1 olan doğruya dik olduğu için. Buradan buraya gelmek için x'i bir bakalım 5'ten 0,5'e getirmemiz gerekiyor. Bu da x'in 4,5 azalması anlamına geliyor. Ve aynı şekilde y de 4,5 azalacak. Yine aynı dikmenin üzerinde diğer tarafta x ve y'yi 4,5 azaltırsak Burası 0,5, 1, 2, 3, 4, y'yi de azaltalım. Burası da 0,5, 1, 2, 3, 4, azalacak. Bu noktaya geldik. Koordinatları eksi 4'e eksi 7. Eksi 4'e eksi 7. Sonra ekranına geçiyorum. Eksi 4, virgül eksi 7 noktası. İşte burada. Şimdi diğer noktayı bulmak için birkaç değişik yol izleyebiliriz. Mesela T10'un uzunluğuna bakıp 2 birim olduğunu bulup yansımasında iki 2 birim olarak oluşturabilirsiniz ama pratik olsun diye bu diğer noktanın yerini de az önceki noktalar gibi bulmak istiyorum. O noktasından bir dikme çizelim. Eğimi 1. Yani x'teki değişim y'deki değişme eşit. 7'den 1.5'a varmak için x'in 5,5 birim değişmesi gerekir. Evet, bu uzunluk, o zaman bu uzunluk, x'teki değişim, eksi -5, 5,5. Aynı şekilde y'deki değişim de 5,5 5 olacak. Şimdi mor çizginin diğer tarafına geçelim. x'i ve y'yi 5,5 azaltalım. Bu yarım 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5, buraya geldik. Y'yi de azaltalım. Yarım, 0,5. 1, 2, 3, 4, 5 ve buradayız. Eksi 4, virgül, eksi 9 noktası. İşte bu. Doğru parçalarının yansımalarını çizdik.